Hakkında tacizden fezleke hazırlanmış tek milletvekili zannediyorum. Biliyorsunuz bizim bir tartışmamız oldu. Çok sert bir tartışmamız. Sonra avukatı bu yıllar önce yani 3-4 yıl önce avukatı yani biz bundan karşılıklı vazgeçelim dedi. Ben bu tartışmanın bir tarafında kamuoyuna açık bir şekilde senin nasıl bir kişilik ve kimlik olduğunu herkes biliyor dedim. O zaman teşkilat başkanıydım. Ve bunları Yalova'da anlattım. Balıkesir'de neler yaptığını, Ankara'da kimlere neler yaptığını, küçük çocuklara neler yaptığını herkes biliyor. Ne diyorsunuz? Ve bütün bunların tamamı, bakın, insanların çocukları üzerine neler yaptığı, bu geçmişte, ben bugün söylediğim değil, 3-4 yıl önce söylemişler. Ve burada bunların nasıl bir kimlik olduğu apaçık ortadadır. Apaçık ortadadır. Onun için çok büyük tartışmanın falan bir anlamı yok. Yani millet her şeyi görüyor. Bunlar bugün adamı değil ya. Bunların bir geçmişi var. Bir yaşanmışlığı var. Bir tarihi var. Bir ortada durumu var. Bütün sosyal medyada ve Türkiye'nin her tarafında şu anda kimlere neler yaptığı ve nasıl tartışmanın içerisinde bulunduğu, hangi mesajları attığı ve bu mesajların mahkemelere nasıl taşındığı her yerde dolaşıyor şu anda. Ve bunların hepsi doğrudur. Çünkü hepsi mahkeme delili, mahkeme kararlı işlerdir. O Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edince biz de ona gerekli cevabı o dönem vermiş idik. Onun üzerinden bana sen beni tanımıyorsun. Seni şöyle yaparım, böyle yaparım deyince ben de onun kendisini nasıl tanıdığımı bu cümlelerle beraber ifade ettim. Ben de seni tanıyorum dedim. Ben iyi tanıyorum. Mesela Balıkesir'den tanıyorum. Mesela dönüp Ankara'dan tanıyorum. Mesela şuralardan tanıyorum. Ben o gün İçişleri Bakanı da değilim, Teşkilat Başkanı'ydım. Basit bir medya aramasıyla insanların hangi haltları karıştırdığı apaçık ortada. Bunu ben değil, herkes biliyor zaten. Turgay Bey, herkes biliyor. Yalova'daki herkes bilir. Yok o davalardaki efendim hepsini Bakın, biliyoruz. Yalova'daki